Evet sevgili seyircilerimiz, ikinci bölümde Perşembe Klasiği diyerek Sinema Yazarları Derneği üyesi Hasan Nadir Derin'i Skype bağlantısıyla programımızda dinleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim çünkü zaten süresinden biraz çaldık ama bizi affetsin, bugün çok önemli bir gündü. Oscar adaylarıyla başlayacağız. Hoş geldiniz Hasan Nadir Derin. Bulduk. Evet, Oscar adayları pazartesi günü açıklandı. Zaten hani bu sene biraz ertelenmişti, biliyorsunuz hep konuştuğumuz şeyler pandemi vesaire dolayısıyla nasıl olacak vesaire konuşuyorduk. Tabii bazı ertelenen filmler olduğu için daha önceden düşünülen bazı filmler girmedi ama yani biraz daha belki daha bağımsız diyebileceğimiz küçük ölçekli filmlere de biraz yer açılmış oldu. O açıdan da aslında bir anlamda olumlu da denebilir. Tabii dijital platformların çok fazla filmi var. Yine geçtiğimiz senenin beklenen durumlarından bir tanesi. Çünkü normalde Oscar Akademi sinemalarda gösterime girmeyen filmlere izin vermiyordu önceki yıllarda. Bu seneye özel olarak böyle bir kural değişikliğine gittiler. Yani söyledikleri bu seneye özel oldu. Önümüzdeki yıllarda devam edecek mi? Göreceğiz tabii. Pandemi de ne şekilde devam edecek. Belli başlı kategorilerden bahsedecek olsak, örneğin Mank filminden aslında bir önce bir bahsedelim. 10 dalda adaylık aldı. Bu Yurttaş Kane, meşhur Yurttaş Kane filminin senaryo yazım süreciyle ilgili film. Yine bir dijital platformun filmi. Fakat orada 10 adaylık, en çok dalda adaylık almasına rağmen iki önemli eksiği var. Senaryo ve kurgu dallarında adaylığı yok ki. Yani bu iki dal aslında en iyi film için çok kritik iki dal. Yani özellikle senaryoda olmayışı aslında çok da o kadar fazla beğenilmediği anlamına da gelebilir. Yani benim tahminim bu 10 adaylığın çoğunu işte 5 adaylık kategorilerde 5'er adaylık olduğunu düşünürsek böyle 3. 4. sıradan almış olabileceğini düşünüyorum. Tabii onu o sıralamayı söylemiyorlar şu an için bize. Yoksa hani zaten kazanan filmi anlamış oluruz. Dediğim gibi belli başlı kategorilerden bahsetmek gerekirse en iyi film kategorisinde 8 adaylık var. The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, Trial of Chicago 7. Zaten beklenen adaylıklardı hemen hepsi. Burada olmasını beklediğimiz belki bu siyahi meselesini ele alan One Night in Miami ve Ma Rainey's Black Bottom filmleri olabilirdi. Ve belki de son haftalarda biraz da işte bu Amerika'daki başkanlık yarışıyla öne çıkan bir film olarak Borat 2 olabilirdi. Çünkü Borat 2 beklenenden biraz daha fazla adaylık aldı. Bu arada onu da söyleyelim, biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Oscar'la ilgili Oscar So White diye, Oscar çok beyaz şeklinde bir kampanya yürütülmüştü ve etnik kökenden insanların çok fazla Oscar'da yer alamadığı yönünde ve tabii ki hep kadınların çok fazla yer alamadığı yönünde söylemler var. Bu yıl biraz o da aşılmış duruyor. Şimdi kategorilere bakınca belli olacak. En iyi yönetmen kategorisinde Lee Isaac Chung, Minari filmiyle, Emerald Fennell, Promising Young Woman'la, David Fincher, Mank'le, Thomas Vinterberg, Another Round'la ve Kurosawa var Nomadland'de. Şimdi burada iki tane kadın aday görüyoruz ki yani Oscar'ın şimdiye kadar yönetmen dalında hiçbir zaman iki kadın aday çıkarmamış. Tabii bu hem sektör açısından hem Oscar açısından bir ayıp diyebiliriz ve yıllar yılı hani kadınların eşit olmayan koşullarda bu işte çalıştığına dair de bir gösterge. Asya kökenli bir yönetmen var, Lee Isaac Chung ve bunun dışında da tüm adaylık listesinin en büyük sürprizlerinden biri Thomas Vinterberg, Amerika'dan olmayan bir filmle aday. Bunlar ilginç. Kurosawa ve Nomadland tabii favori gözüküyor. En iyi erkek oyuncu da büyük ihtimalle Chadwick Boseman alacak. Hep söylüyorum, geçen yıl çok erken kaybettiğimiz bir oyuncu. İyi de bir oyuncu tabii. Yani hakkıyla almış olur, alırsa. Riz Ahmed, Anthony Hopkins, Gary Oldman ve Steven Yeun var. Burada da yine iki tane ilk görüyoruz adaylık listesinde. Yine Asya kökenli bir Amerikalı oyuncu ilk defa en iyi erkek oyuncu da aday oluyor, Steven Yeun. Ve Müslüman bir oyuncu ilk defa
en iyi erkek oyuncu da aday oluyor. Riz Ahmet. Daha önce yardımcı erkek oyuncu da aday olan vardı. Muayşe'de hatta aldı kendisi de. Ama en iyi erkek oyuncu da ilk defa. Dediğim gibi bu etnik çeşitlilik olayını burada da görüyoruz yine. En iyi kadın oyuncu da Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand ve Carey Mulligan var. Viola Davis ve Carey Mulligan arasında geçecek büyük ihtimalle yarış. En iyi yardımcı erkek oyuncu da Sacha Baron Cohen, Trial of Chicago 7'da, çünkü Borat'la da olabilirdi. Gerçi Borat'la başrol oyuncusu olması gerekirdi ama. Daniel Kaluuya, Leslie Odom Jr., Paul Reiss ve Lakeith Stanfield var. Burada da bir sürpriz de bu kategoride var. Çünkü Judas and the Black Messiah'nın iki tane başrol oyuncusu yardımcı erkek oyuncu olarak yarışıyorlar. İlginç gerçekten, çünkü hani o zaman bu filmin başrol oyuncusu kim sorusu kafalarda oluşuyor. Yani büyük ihtimalle Daniel Kaluuya alacaktı da bu kategoride, ama tabii oyları bölünebilir. En iyi yardımcı kadın oyuncu da Maria Bakalova Borat'la, Glenn Close, Olivia Colman, Amanda Seyfried ve Yoon Yun Jung adaylar. Yani yönetmen, film ve oyuncu adayları bu şekilde. Zaten hani Oscar yaklaşana kadar diğer kategorilerden de yavaş yavaş ve tahminlerden bahsetmiş oluruz. Evet, merak ediyoruz hakikaten nasıl olacak. Altın Küre gibi bir organizasyon olması muhtemel. Evet. Bu arada onu da şey olarak söylediler. Gene Altın Küre gibi tıpkı iki farklı mekanda yapılacakmış. Anladığım kadarıyla bir tanesi zaten normal Oscar'ın her sene yapıldığı yer. Diğeri de sanıyorum adayları bu sefer evden değil, daha sosyal mesafeye uygun oturabilecekleri daha büyük bir mekan zannediyorum, öyle tam onu çok net açıklamadılar ama sanıyorum öyle bir yerde, yine de hani bir kırmızı halı benzeri bir şey gene yapmaya çalışacaklar sanırım. Peki, takip edeceğiz. İstanbul Film Festivali'nin aylık seçkilerini sıklıkla anlatıyorsunuz. Mart seçkisinde ne var bu hafta? Evet, yine 3 film var bu hafta, hep bahsediyoruz ama önce şeyden bahsedelim. Şimdi bu hafta içinde onlar bir basın toplantısı yaptılar. Biliyorsunuz geçen hafta da bahsetmiştim. Nisan ayı itibariyle aslında 2021'in festivaline başlamış olacaklar. Yani 40. İstanbul Film Festivali'ne Nisan itibariyle başlayacaklar. Onun kısaca hani ne şekilde olacağını açıkladılar. Tüm filmleri açıklamadılar henüz ama hani ondan bahsedelim. Şimdi festivalin planlananı şu an için, tabii dediğim gibi önümüzdeki günler ne değişir, neler olur bilmiyoruz. Hep pandemiyle ilgili gidiyor olaylar. 1 Nisan 29 Haziran arası olacak gibi gözüküyor. Yine Nisan ayında tıpkı bu ay gibi sadece çevrim içi gösterimlerle devam eden bir program olacak. Fakat orada her hafta 4 film, yani birer film artacak haftalık film gösterimleri. Daha sonra Mayıs ayında ulusal yarışmalar, uzun metraj, belgesel ve kısa film yarışmaları olması bekleniyor. Çevrim içi olacak, olabilirse sinema salonlarında da olacak Mayıs ayında, kesin değil. Haziran ayında da uluslararası yarışma ve galalar bölümünü yine çevrim içi, açık hava ve sinema salonları olarak planlıyorlar. Gerçekleşebilirse. Ayrıca bir de geçen yıl yapılamayan Hitchcock bölümü planlanmıştı. Renkli Hitchcock filmlerinin restore edilmiş kopyalarının sinema salonlarında gösterilmesi anlamında. Bu yıl yine Haziran ayında onu planlıyorlar. Ve yine sinema salonlarında yapmayı planlıyorlar. Çünkü hani zaten Hitchcock filmlerini hani online olarak evimizde zaten izleyebiliyoruz. Hani orada işin kritik noktası sinema salonunda izleme deneyimini yaşayabilmek. Mümkün olursa Haziran ayında onu sinema salonlarında gösterecekler. Bir ufak not daha düşeyim, sinema salonlarının açılmasıyla ilgili. Şu an hala Nisan başı gözüküyor. Açılışa izin verilen tarih. Fakat bu hafta Box Office Türkiye sitesinin bir sinemacılarla yaptığı bir söyleşiyi okudum. Orada şu söyleniyor. Genel olarak sektörde alınan karar şu yöndeymiş. Nisan ayında izin verilse dahi açılış için şu an Mayıs düşünüyorlar sinema salonları. Ve bazı sinema salonlarında, çünkü yaz ayı zaten Türkiye'de çok fazla seyirci gelmez biliyorsunuz. Bunu sonbahara kadar erteleyebileceklerini
söylüyorlar bazı sinema salonlarının. Tabii haftalar geçtikçe göreceğiz. Bu haftaki filmlerden de çok kısa hemen bahsedeyim. Zaten çok duyduğumuz filmler değil. Cuma günü Güzel Poz isimli bir komedi filmi gösterime girecek. Cumartesi günü Kiracı isimli bir İsrail yapımı bir LGBT filmi var. Pazar günü de bir sinema belgeseli, İnançlı Atlayış, Friedkin Şeytan'ı Anlatıyor diye çok meşhur, biliyorsunuz gene klasik filmlerden, Exorcist Şeytan filminin yapım süreciyle ilgili, filmin yönetmeniyle yapılan söyleşilerden oluşan bir belgesel. Özellikle yönetmenin daha önce de sinemayla ilgili belgeselleri vardı benim sevdiğim. Bunu izlemedim ama bunun da ilginç olabileceğini düşünüyorum. Peki hemen İstanbul Modern'e geçelim. Su içiyorsunuz. Bilmiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum çünkü zaten sürenizden aldığım için hızlıca pas atıyorum. İstanbul Modern'de bu ay Rainer Werner Fassbinder toplu gösterisi var. Alman sinemasının çok önemli yönetmenlerinden biri. Yani çok genç yaşta kaybettiğimiz bir isim, hani 37 yaşında ölüyor 1982'de. Fakat yani o kadar verimli, o kadar çok çalışan bir yönetmen ki 40'ın üzerinde uzun metraj film yapıyor, tiyatro oyunları var, televizyon dizileri var, kısa filmleri var. Yani çok çok üretken bir isim. Daha önce İstanbul Film Festivali seçkisinde de bu yönetmenin biyografisiyle ilgili bir filmden bahsetmiştik. Ki bu seçkide de olacak, gelecek hafta, bu hafta değil. Seçkide kendisinin çektiği 5 film var. Ve az önce bahsettiğim kendi biyografisiyle ilgili yeni, geçen sene çekilmiş bir film var. Fassbinder tabii ilginç bir yönetmen. Dediğim gibi hem çok hızlı çalışıyor, hem bir yandan Amerikan melodramlarıyla çok ilgili, onlara yakın filmler çekiyor. Bir yandan Almanya'daki göçmen düşmanlığıyla ilgili filmleri var. Gerçekten ilginç bir yönetmen. Bu arada İstanbul Modern'de bugün başladı seçki ama bugünkü film, az önce baktım, bugünkü filmlerin bileti bitmiş. 2 günde bir yeni film açılıyor. O yüzden ben bugünkünden bahsetmeyeceğim ama cumartesi olması lazım bugün açıldığına göre. Evet, cumartesi açılan film Fassbinder'in en bilinen filmlerinden bir tanesidir. Korku Ruhu Kemirir. Bir Alman 60 yaşında bir kadınla, yine az önce bahsettiğim gibi oraya göçmen olarak gelmiş Faslı bir adamın aşk hikayesini anlatır. Tam da bu melodram kalıpları üzerinden. En bilinen filmlerinden bir tanesi. 2 gün sonra açılacak film Efe Brist. O benim de izlemediğim bir filmi. Daha klasik bir roman uyarlaması gibi duruyor. Siyah beyaz bir film. Ve 2 gün, ondan 2 gün sonra sanıyorum çarşamba, salı ya da çarşamba günü açılıyor olması lazım, Ahlaksız Şeytan isimli yine bir biyografi filmi. Ünlü Alman şair ve çevirmen Stephen George'un hayatını anlatan, yine benim izlemediğim filmlerinden bir tanesi. Dediğim gibi İstanbul Modern'de daha önce de bahsetmiştim. Her gün saat 12'de açılıyor. Yani bilet değil ama kayıt olmak gerekiyor ve kısa sürede bitiyor. Kontenjanı biraz az sanırım. O yüzden hani izlemek isteyenler öğlen 12'de yani bilgisayarlarının ya da işte cep telefonlarının başında kayıt yaptırmaları gerekir. Peki, sinema severler bu dijital online festivalleri kaçırmasınlar. Gelelim haftanın film önerilerine. Siz bir klasikle başlıyorsunuz. Bu sefer hakikaten hepimizin bildiği bir klasik, Superman'le başlamak istediniz. Evet, aslında bu hafta yani iki tane süper kahraman filmiyle başladım. Çünkü ikincisinde aslında nedenini biraz daha hani söylemiş olayım da, bu Superman 1978 yapımı Superman, Christopher Reeve'in canlandırdığı Superman'i İlk seçtim. İlk mi oluyor bu? Evet, yani şöyle diyebiliriz, aslında modern süper kahraman filmleri için ilk adım diyebiliriz. Hani daha öncekiler biraz daha çok daha fazla hani amatör gözüken, işte kıyafetler çok, o kostümler çok iyi olmayan vesaire, biraz da komediye kayan filmler. Bu hani gerçekten büyük prodüksiyon olarak ve tabii bugün hani o Superman'in uçma efekti, evet, bize belki bu filme baktığımız zaman tabii 40 yıl geçmiş, biraz çok basit geliyor olabilir ama tabii o yıl için büyük bir olay o uçma efektini vermek. Richard Donner yönetmeni, ki o da böyle popüler filmlerde başarılı bir isim. Bundan önce The Omen filmi var. Daha sonra 80'lerin en iyi
aksiyon komedi filmlerinden, serilerinden bir tanesi olan Lethal Weapon serisini çekmiş bir isim. Daha sonra Goonies filmini çekti. Superman 2'yi de çekti ama işte onun yapım hikayesi çok ayrıntılı, onunla ilgili belgeseller falan da var. Ama burada işte Superman'i mesela bilinmeyen bir isme veriyorlar. Christopher Reeve, o yıllarda çok bilinmeyen bir isim. Mesela Robert Redford falan düşünülmüş aslında. Ama sonra vazgeçilmiş, bilinmeyen bir isime verelim denmiş. Onun da hayat hikayesi çok enteresan tabii. İlerleyen yaşlarında işte geçirdiği bir kaza sonrası, belden aşağısının sakat kalması vesaire. Yani hikaye aslında klasik Superman hikayesi. İşte gezegeni patlarken dünyaya bebekken gönderilen ve dünyanın işte süper güçler kazanan dünyanın aldığı güneşin ışığı nedeniyle vesaire. Yani hikayede çok fazla bilmediğimiz bir şey yok. Klasik Superman hikayesi ama mesela şey çok önemli. Filmde Superman'in gerçek babası olarak Marlon Brando var. Marlon Brando hani dev bir isim tabii. Bundan önce hani çok büyük filmlerde oynamış. Godfather'da oynamış ve pek çok önemli filmde. Hani öyle bir ismin bu filmde yer alması. Ki yani filmde rolü çok azdır aslında ama mesela ismi ilk sırada yer alır ve en çok hani sonradan yapılan belgesellerde de söylenen en çok parayı da o almış mesela. Mesela senaryo yazarlarında yine babadan bir isim var, Mario Puzo. Yani Godfather gibi bir filmin senaryosunu yazdıktan sonra bir süper kahraman filminin senaryosuna giriyor. Bu açılardan önemli bir film. Yani gerçekten hani bugün artık tabii sinemalar açıkken biliyorsunuz böyle her 2-3 ayda bir biz süper kahraman filmi izliyor noktaya gelmiştik. Yani o noktaya gelişimizin ilk adımı sayılabilir bu film. O açıdan önemli bir film. Milat, peki Adalet Birliği, yaklaşık 4 dakikamız var. Bu filmden de söz edelim çünkü az önce de atıfta bulundunuz. Evet, şimdi bu da aslında Superman'in kahraman olarak yer aldığı çok, bu 2017 yapımı bir film. Ve bu Superman hani DC Comics dünyası içinde yer alır. Oradaki tüm kahramanların bir araya geldiği film. Kim var filmde? Hani Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg ve Flash. Bu filmi niye aldım aslında? Çok sevilmemişti 2017 yılında yapıldığında. Fakat yapım süreci çok meşakkatli bir süreç oldu. Yönetmeni Zack Snyder olarak geçiyor ama filmin yapım sürecinde kızını kaybediyor. O yüzden filmden ayrılmak zorunda kalıyor. Filmi Josh Whedon tamamlıyor. Fakat film sevilmiyor. Yani çok sevilmedi. Bu hafta için seçmemin nedeni yıllar geçtikten sonra, işte yani 4 yıl geçmiş gerçi. Zack Snyder kendi kurgusunu yapmak istiyor. Bunun için hem kendisi hem fanları stüdyoya baskı yapıyorlar. Ve bu film 2 saatlik, ben bahsettiğim film. Yeni açılan platformlardan bir tanesi için filmi yeniden kurguluyor kendi çektiği sahnelerle beraber. Türkiye'de olmayan bir platform bu. Ve 4 saatlik bir versiyonu yapıyor. Bu versiyon bugün gösterime girdi. Yarın da Türkiye'de başka bir platformda gösterime girecek. Çünkü şöyle de bir şey yaptılar. Hani büyük bütçeli filmler artık sinema salonlarında dünyanın her yerinde aynı anda gösterime giriyordu. Bu da her yerde olmasa da bu bahsettiğim platform başka, yani farklı ülkelerde farklı yerlerle anlaşıp yine dünyanın her yerinde aynı gün ya da bir gün sonra gösterime girecek şekilde bir planlama yaptılar. Bu 4 saatlik versiyonu için yani gayet iyi yorumlar duydum çoğunlukla. Yani kötü yorumlar duydum. Tabii her film için olduğu gibi herkes hani çok ortak nokta olmaz. O yüzden süper kahraman filmi sevenlere tavsiye edebileceğim bir film. Yani ben de yarın izlemeye çalışacağım. Superman, Spider-Man, Batman. Ben bütün hepsini gördüm. Hakikaten ilginç bir film. 4 saatte uzun bir süre. Değil mi? Aslında bölüm bölüm. Yani bu platformlarda parça parça dizi mantığında ama aynı anda veriyorlar ya. O şekilde aslında. Dizi mantığında. Şimdi 1 dakikamız kaldı. Yeni bir filme hiç geçmeyelim isterseniz. Dijital platformlarla ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Gözlemleriniz nedir? Evet, yani hala aslında etkinliklerini sürdürüyor. Hatta şöyle şeyler oldu. Burada geçen haftalarda Berlin'deki filmlerden bahsetmiştik. Oradaki filmlerin bazılarını doğrudan dijital platformların aldığı haberlerini duyduk. Yani bu da hani sinema salonları açısından tabii nasıl bir gelişme olacak bilmiyorum. Çünkü gerçi belki hani
Türkiye haklarını orası almıştır ama belli bir süre sinema salonlarında da gösterime izin de verebilirler. Hani açıldıktan sonra planlarına göre değişir. Ama belli ki bu pandemi süreci hala dijital platformları yükseltmeye devam ediyor. Yani bir taraftan çok büyük bütçeli filmleri daha çok kişinin izlediği dijital platformlar alıyor. İsim veremediğimiz için çok şey yapamadım. Ama mesela daha hani art house diyebileceğimiz filmleri de o kitleye hitap eden daha küçük dijital platformlar almaya başladılar. Böyle bir noktada gidiyor olay. Hani ne şekilde devam edecek? Bu arada hani Amerika'da daha önce bahsetmiştik, büyük eyaletlerde sinema salonları açılmaya başladı. %25 kapasiteyle. Yani bir yandan o da devam ediyor. Herhalde dediğim gibi, az önce dediğim gibi Türkiye'de de Mayıs gözüküyor. Şunu söyledim. Bakalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hasan Nadir Derin. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz.